9 parametrede karşınızdayız. Tekrar günaydın. CNN Türk Kanal D, Doğan TV Ankara temsilcisi Hakan Çelik, Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'la birlikte saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Lice'de iki askerimiz şehit. Acı haber Diyarbakır'ın Lice ilçesinden geldi. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada iki asker şehit oldu. Acı haber ailelere ulaştı. Hem Gaziantep'te hem Osmaniye'de yas var. Acı hem Gaziantep'e hem de Osmaniye'ye düştü. Almanya'da onlara yasak yok. Hafta sonu manşetlerini görecektiniz. O manşetlere gelen, o gelişmelere gelen tepkiler var. Frankfurt PKK'yı 1993'ten beri terör örgütü olarak kabul eden, son olarak 2 Mart'ta ülke genelinde PKK ve Öcalan sembollerini yasaklayan Almanya, dün ellerinde APO posteriyle Frankfurt'ta yürüyen PKK'lılara göz yumdu. Hatta Alman polisi yürüyüşün güvenliğini sağladı. İşte bu yürüyüşe Türkiye'den de tepkiler geliyor. Başbakan Binali Yıldırım da tepki gösterdi. Gün gelecek terör örgütleri sizi de sokacak dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Almanya'daki PKK yürüyüşüne karşı Türkiye'nin aldığı kararı CNN Türk'te değerlendirdi. Hakan Çelik'in sorularını yanıtlarken değerlendirdi. Tepkisini dile getirdi. Bakacağız, değerlendireceğiz. Bu arada Alman polisinden de açıklama geldi. Terör örgütü Elebaşı Öcalan'ın posterleri ve PKK flamaları taşıyanlar hakkında işlem başlatılacağı belirtildi. Bu arada Alman İstihbarat Servisi BND'nin şefi Karl, Türkiye'de darbenin arkasında Gülen'in olduğuna dair kanıt görmedik. Bizce FETÖ eğitim için çalışan bir sivil cemaat dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ'ye kimlerin arka çıktığını göstermesi açısından çok ibretlik bir tablo açıklaması yaptı. Savunma Bakanı da acaba işbirliği mi yaptınız, siz bu işin neresindesiniz diye sordu. Hem Frankfurt'taki yürüyüş hem de Alman istihbaratının 15 Temmuz'un arkasında Gülen yok açıklaması, bu yönde verdiği demeçler tartışmanın boyutunu arttırdı ve odağına oturdu gündemin. Bakacağız, değerlendireceğiz. Fransız Ulusal Cephe'nin lideri Le Pen'in yeğeni de dedesiyle teyzesini aratmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter'dan yanıt verdi. Gurbetçiye 5 çocuk çağrısı yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türklerin geleceği Türkiye'dedir yazılı bir tweet attı. Sosyal medyadaki bu paylaşımları konuşuluyor. Merkel Amerika'daydı ama Trump onunla el sıkışmadı, onu duymazdan geldi. İş adamlarıyla toplantıda da Ivanka Trump'ın yanına oturdu Merkel. Arka arkaya yaşadığı şoklar, duyduğu sözler karşısındaki yüz ifadeleri dünya basınına yansımış durumda. Bakacağız neler konuşuldu, neler söylendi. Merkel Amerika'dan, Beyaz Saray'dan hangi şoklarla ayrıldı, değerlendireceğiz. Yargıda son ihraç kararları var, bakacağız. Elbaba kaçış artıyor Suriye'den. Yaklaşık 1354 kişi, 519'u çocuk, sivillerin güvenli alanı oldu Elbab. Ve Esad rejimi Vaer ilçesinde bombardıman yapınca 1500'e yakın kişi Elbab'a doğru geldi ve kamplara yerleştirildi. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Ağrı'da acı var. Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Ağrı Birlik Spor kafilesini taşıyan minibüs kaza yaptı. Futbolculardan 17 arkadaşıyla birlikte ağır yaralanan Dicle Azlan kurtarılamadı. Ucu uçan kız lakaplı Dicle Ağrı'yı yasa boğdu. Tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz, bakacağız. Başlıklar böyle. Günaydın Hakan, günaydın Hande. Günaydın, iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar. Sana da Hande'ye de. Referandum süreci de devam. Günaydın, iyi haftalar. Bir yandan oradan da gelen açıklamalar var. Hepsine bakmaya çalışalım. Hürriyet'in manşeti, manşetlerden gidersek ekmeğimizle oynuyorlar ve 21 yıldır yalnızım. Hem sür manşette hem manşette okumuşsunuzdur herhalde. Bu ekmek tartışmaları çok devam ediyor. Tarım Bakanlığı daha önce inceliyoruz, bir problem yok demişti ama Adana'da bir sıkıntı olabilir deniliyor. Bugün Hürriyet'in manşetinden yansıyan bu haber. Evet, çok önemli. Çok önemli. Temel gıda maddesi. Temel gıda ve çok yani tüketilen gıda maddesi. Herkesin evine giriyor. Temel, en çok tüketilen şeylerden biri değil mi masalarda, sofralarda? Ekmek. Ekmek ve hep de tartışılıyor yani ekmek ne kadar acaba sağlıklı olarak ulaşıyor diye. Ve uzmanlar, sağlık uzmanları, diyetisyenler ve doktorlar da mümkün oldukça eğer mümkünse pek ekmek tüketmeyin diyorlar. Farklı bir takım sağlık gerekçeleriyle ortaya koyuyorlar bunu. Ama bu bir alışkanlık ve ekmek yani
ile beraber. Tarım Bakanı da demişti ya insanları ekmekten mahrum etmeyin diye. Evet. Hani böyle açıklamalarla. Ekmek yemeden doyduğumuzu hissetmiyoruz der insanlar, değil mi? Böyle bir şey vardır yani, ekmek sofradaki diğer birçok besin maddesini tamamlayan bir niteliği var. Tüketim alışkanlığı olarak söylüyorum, bu doğrudur diye söylemiyorum ama o nedenle ekmek böyle bir çok önemli bir yer tutarken sofralarda bunun çok sağlıklı bir şekilde ulaşması lazım. Yani hem eğer ambalajlanıyorsa ambalajının, ambalajlanmadan satılan ekmek türleri ki çoğunlukla ambalajsız olarak satılıyor, içeriği hangi maddelerle, hangi karışımlarla yapılıyor, ne kullanılıyor? Bu çok önemli bir haber. Burak Coşan imzasıyla bugün Hürriyet'in manşetinde. Evet, manşetler böyle. Vatanın yardım eli var. Eğitim. Vatanın haberi çok güzel bugün Vatanın manşeti. Vatanın haberi çok evet. Çok beğendim ben. Yani onun üzerine de konuşuruz. 700'den fazla gönüllüden oluşan robot el platformu. Esra Can sınavın. Kol oluyor, evet. Hayat oluyor. Ne güzel. Yani hayat kurtaran, hayata tutunmalarını sağlayan şeyler. Bir dernek varmış, bu konuda çalışıyor. Vatan bunu manşet yapmış. Çocuklara protez kol yapıyorlar. Evet. Üç boyutlu yazıcıları kullanarak yapıyorlar bir de bunu. Evet. 700 kişinin katıldığı bir platform bunu yapıyor. 25 çocuk o kollara kavuşmuş. Sırada da yüzlercesi var deniliyor. Gerçekten çok güzel. Tebrik çok güzel. Etmek lazım. Bir yandan da tabii Türkiye'nin iç gündemi var, gerçek gündemi var, ağır gündemi var. Lice'de iki askerimiz şehit oldu. Diyarbakır'da o şehitler için tören var şu sıralarda. Bir yandan da hani de PKK ile mücadele, terörle mücadele dört koldan devam ediyor. Dün operasyon vardı. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki askerimiz şehit oldu. Şu anda da Diyarbakır'da o askerler için canlı olarak görüyorsunuz. Son yolculuklarına uğurlanıyorlar, tören var. Ancak bu ayrılış sadece bedenen bir ayrılmadır. Al kanlarının rengini bayrağına veren, vatan toprağını karış karış kanlarıyla sulayan bu kahramanlar aslında aramızdan ayrılmadılar. Şehit Yüzbaşı Hande bugün Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanacak. Osmaniye'de acı var. Henüz 26 yaşındaki şehidin ailesi Osmaniye'de yasa boğuldu. Diğer şehidimiz evli ve henüz 7 aylık bir kız çocuğu babasıydı. 34 yaşındaki şehit jandarma yüzbaşı Fuat Oğuzcan Gaziantepliydi. Bugün Diyarbakır'da yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlanacak şehitlerimiz. Bir yandan da PKK ile mücadele, terörle mücadele devam ediyor derken bu operasyonlar, sokağa çıkma yasakları da var. Belki aktaracaklarım vardır. Tabii öncelikle Allah rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Çok tabii üzücü, iç burkan haberler ve görüntüler ama terörle mücadele devam ediyor. En başından beri çok net bir biçimde söylenmişti. Kararlılıkla sonuna kadar devam edileceği PKK ile mücadelenin, diğer terör örgütleri de aynı şekilde ama şimdi PKK'dan konuşuyoruz diye söylüyorum. Bahar ayları geliyor biliyorsunuz. Bütün kış hiç durmadan bu mücadele hem kırsalda hem ilçe merkezlerde devam etti. Aynı şekilde Kuzey Irak'a yönelik de gene hava operasyonlarıyla ara ara takviye yapıldı, bunu biliyoruz. Diğer taraftan bahar gelmeden içerideki örgütlenmenin önüne geçilmesi hedefleniyor. Dolayısıyla bu mücadele aynı şekilde bahar aylarında da devam edecek. Bunun altını çizelim. Diğer taraftan tabii IŞİD konusuna da baktığımızda hem içerideki operasyonlarla hem de sınır güvenliğinin tesis edilmesi ve Fırat Kalkanı ile birlikte çok daha güvenli bir noktaya, IŞİD'le DEAŞ'la mücadelede çok daha önemli bir noktaya gelindiğinin altını çizmek lazım. İki terör örgütü içinde Türkiye genelinde de dışında da operasyonların son noktaya kadar süreceği bilgisi pek çok defa paylaşıldı. Böyle de olacak gibi görünüyor zaten Ebru. Hakan, eklemek istediğin bir şey var mı? Almanya'daki yürüyüşe mi geçelim? Öcalan posterleri, PKK flamalarıyla yapılan yürüyüş Frankfurt'ta. Birçok yürüyüş engelleniyor ama Allah'tan Almanya'da... Allah'tan rahmet dilerim ben. Sabır ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim. Çok büyük bir acı, yani bundan daha büyük bir acı olamaz aileler için, evlatlarını kaybeden anne babalar için ve ülkemiz için, hepimizin acısı, sadece o ailelerin değil. Her giden bir insan, her hayatını kaybeden, her şehit olan insan, aramızdan ayrılan bir insan anlamında söylüyorum.
bir büyük kayıp. Bunu bir şekilde geri döndüremiyoruz. Yerini doldurmamız mümkün değil. Babasız kalan evlatlar. Yani ya yeni evlenecek olan insanlar, eşler, genç insanlar. Anneler, ya babalar, kardeşler. Eşlerini, ailelerini geride bırakmak zorunda kalanlar, bebeklerini yeni baba olanlardan bahsediyoruz. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Terörle mücadele uzun yıllardır devam ediyor ve bu döneminde de yoğun bir terörle mücadele operasyonu var ve askeri olarak da şunu söyleyeyim, yani gerçekten çok üzücü haberler almaya devam ediyoruz şehitler nedeniyle ama askeri olarak da PKK'ya karşı çok önemli sonuçların alındığı bir dönem. Gerek Türkiye toprakları içinde gerekse sınırın ötesinde, yani Irak'ta, Kuzey Irak'ta, özellikle Kuzey Irak'ta PKK ile mücadelede çok önemli sonuçların alındığı bir dönemden geçiyoruz. Avrupa dedin, istersen Avrupa ile bağlantılı tarafından da konuşalım, biraz değerlendirelim. Frankfurt'taki yürüyüşten bahsediyoruz. Şimdi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın konuğum oldu CNN Türk'te ve bu konuları tam da bu konunun üzerine konuğum olduğu için bununla başladık programa. Şimdi PKK'ya da FETÖ'ye de Türkiye'nin terör örgütü olarak değerlendirdiği bu iki yapıya da Almanya'nın ve bazı Avrupa ülkelerinin, Türkiye'nin müttefiki olarak gördüğümüz ülkelerin sivil toplum örgütü muamelesi yapmaya başladıklarını görüyoruz. Böyle bayağı bir sanki bir yasal bir dernekmiş de bir yasal faaliyette bulunuyormuş da ama bazı marjinal görüşleri varmış gibi, yasal ama marjinal görüşleri olan örgütler, yapılar gibi davranıyor. Şimdi PKK bir bölücü terör örgütü. Bu sadece Türkiye için bir terör örgütü değil Ebru, biliyorsun. Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde PKK duruyor. Orada var. Yani Avrupa Birliği demiş ki bunlar terör eylemi yapıyor, insanları öldürüyor. Ve bu nedenlerden, bu faaliyetlerden ötürü, bu saldırılardan ötürü biz bunları terör örgütü olarak görmemiz lazım. Şimdi terör örgütü olarak görülen bir yapının yasal bir örgüt gibi hareket etmesine izin verilmesinin bir açıklaması olmalı. Türkiye'ye bu açıklamayı yapmaları lazım. Bu açıklamayı yapamıyorlar Türkiye'ye. FETÖ konusunda da benzer bir şey geldi. Çok ilginç. Alman İstihbarat Kurumu, BND kısa adı, başkanı çıkıp bir açıklama yaptı. Dedi ki efendim FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bulunduğuna dair bir kanıt yok elimizde. Ve biz dolayısıyla bunu bir terör örgütü olarak göremiyoruz gibi bir mealen söylüyorum bir yere geldi. Ve bizce hatta, FETÖ eğitimi için çalışan bir sivil cemaat demişler Şipigel'e yaptığı açıklamada. Hatta, aynen evet, bu hatta, cümleyi kullanmış. Eğitim için çalışan seküler diyor bir de. Yani böyle bir laik bir tarafı da olduğunu dini söylüyor. Ve seküler eğitim dini için dini ve çalışan. Seküler eğitim için çalışan bir yapı diyor. Yani Almanya tamamen şeyi sıfırlamış vaziyette bütün olup bitenleri, böyle bir değerlendirme yapıyor. Ve hiçbir bağlantı kuramadığını söylüyor. Şimdi üstelik yani kalkıp bunu herhangi bir Alman siyasetçisinin yorumu veya değerlendirmesi gibi değil de çok sıra dışı bir durum var. Yani Avrupa'da pek böyle bir şey olmaz. Ben pek hatırlamıyorum. İstihbarat Alman, servisi BND'nin şefi bu. Alman istihbarat örgütünün şefinin kalkıp böyle bir açıklama. Mesela Hakan Fidan'ın Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarının kalkıp Avrupa'daki veya dünyanın herhangi bir yerindeki bir terör örgütünün faaliyetleriyle ilgili hayır biz onu öyle değerlendirmiyoruz gibi bir açıklama yapması nasıl Avrupa'da ve diğer ülkelerde çok sıra dışı bir durum ortaya koyarsa, çünkü açık kanallardan yapıp bir dergide bunları yayınlatmak, ki Der Spiegel gibi yani Alman sisteminin de görüşlerinin çok sık aktarıldığı bir yayın organı olarak karşımıza çıktı. Yani Almanya'yı zaman zaman çok sert eleştiren ama bir taraftan da Alman devletinin böyle çok kuvvetli görüşlerinin yansıtıldığı da bir çeşitli kanallardan bir yayın organı. Özellikle Türkiye karşıtlığı noktasında söylüyorum. Çünkü Der Spiegel iki kapağından birinde mutlaka bir Türkiye karşıtı bir durum ortaya koyuyor. Ya bir Türkiye kapağı oluyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir kapak konusu yapıyor. Yani Almanya'nın birinci konusu sanki Türkiye'ymiş gibi bir durum var burada. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani hem PKK'yı hem de FETÖ'yü aklamaya çalışmak veya meşrulaştırmaya çalışmak gerçekten Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli müttefiki diyebileceğimiz, bizim dostumuz olarak gördüğümüz, bu kadar işbirliği yaptığımız, her alanda yakın olduğumuz bir ülkeye ben bunu yakıştıramıyorum ve bunu anlamakta da zorlanıyorum. Dün İbrahim Kalın da buna en sert şekilde tepki verdiklerini, büyükelçiyi çağırdıklarını ve kınadıklarını söyledi.
ve yani işte kimler bu örgütleri destekliyor bunu çok açık bir şekilde görüyoruz gibi bir ifade kullandı. Hande, bu bundan sonra ne olur? Bu bize nasıl bir yol izlenecek? Hollanda bitmiyor, Almanya. Der Spiegel'e verilen röportaj, Alman İstihbarat Servisi BND'nin yaptığı açıklamalar. Hakan da söyledi, bize göre dini ve seküler eğitim için çalışan bir sivil cemaat. Türkiye bizi ikna etmeye çalıştı darbenin arkasında FETÖ olduğuna dair ama çok da başarılı olduğu söylenemez diyor. Bir yandan da Frankfurt'ta bu yürüyüş güvenlik güçlerince koruma da güvenlik de sağlandı Almanya'da. Öcalan posterleri PKK flamalarıyla iki gelişmede büyük tepki uyandırdı. Bunların arkasında kimler var işte görüyorsunuz diyor Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Ama hem Hollanda arkasından Almanya, Fransa'dan gelen açıklamalar da çok parlak değil. Ne olacak sorusunu da akıllara getiriyor bundan sonra. Nasıl bir yol izlenecek? Neden böyle? Bir yerde tabii bu gerginliğin durması gerekiyor. Hem Avrupa Birliği açısından baktığınızda soğukkanlı ve gerçekçi çıkarları açısından hem de Türkiye açısından baktığınızda. Ama şunu söylemek lazım. Şimdi Türkiye'nin iki önemli hassas noktası konusunda son tartışmalar ışığında Almanya'nın Türkiye'yi bir anlamda köşeye sıkıştırmak ya da daha da hırpalamak istediği gibi bir netice ortaya çıkıyor. Birincisi şimdi şunu söyleyelim. Tamam, bu bir referandum. Belki tartışmaların topraklarına taşınmasını istemiyorlar ama 3 gün öncesine kadar referandumla ilgili Türkiye Cumhuriyeti işte Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na, bakanlarına ve benzerine izinler söz konusu olunca izin vermeyip arkasından toplanma ve işte gösteri yürüyüşü hakkıdır diyerek böyle bir kutlamaya izin verilmesi. Şimdi sadece tek başına bir Nevruz kutlaması olsa belki bir başka bir şekilde konuşulabilir ama baktığımızda Öcalan posterleri PKK bayraklarıyla başka bir şeye dönüştürülüyor orada. Şimdi üyelik müzakeresi, seninle üyelik müzakeresi yürüten bir ülke, müttefikim dediğin ülke, ikili ilişkilerin olduğunu söylediğin ülke bu örgüte karşı, yani senin topraklarında Abdullah Öcalan'ın işte posterlerini açan, PKK bayraklarını açan bu örgüte karşı bir mücadele yürütüyor. Terörle mücadele yürütüyor. Üstelik sen de listende bunu terör örgütü olarak almışsın. Dönüyorsun bakıyorsun 5 gün öncesine kadar sen zaten izin vermiyorsun o ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına, işte milletvekillerine, bakanlarına karşı. Böyle bakınca burada ciddi bir sorun var. Bu birincisi. Aynı şeyi Türkiye Almanya'ya yapsaydı muhtemelen kıyamet kopardı. İkincisine gelelim, BND açıklaması. Şimdi evet, böyle bir açıklama zaten hiç yapılmış değil. Daha öncesinde bu yönüyle enteresan. Gene bu tartışmaların üstüne geliyor. Diğer bir nokta, FETÖ'cülerin çoğunluğu Almanya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tam Türkiye'nin iade talepleri varken, her yerde 4000'e yakın dosyadan bahsedilirken, bu iade taleplerinin 4000'e yakın dosyanın işte PKK ve FETÖ'den olduğunu bildiğimiz dosyalar olduğu ortadayken böyle bir açıklama geliyor. Şimdi Türkiye Almanya'dan gelen tüm yetkililere ya da Almanya'da gittiği tüm yetkililere 15 Temmuz'da ne yaşandığını pek çok defa kanıtlarıyla birlikte anlattı. Diğer taraftan baktığımızda zaten bazı şeyleri anlatmaktan öte teknoloji o kadar gelişti ki biliyorsunuz Türkiye'de tüm dünyada o darbe girişimini canlı yayında yaşadı. Hepimiz işte en uzak köşedeki de Ankara'nın göbeğindeki de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki de an be an televizyonlardan o darbe girişimini gördü. Gelen bütün yabancılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanmasını gördü. Şimdi dönüyorum. Hani bunu sıradan bir vatandaş söylese neyse de Almanya'nın istihbarat servisinin başındaki isim söyleyince bir tuhaf oluyor. Şu yüzden tuhaf oluyor. Hem kendileriyle istihbarat anlamında pek çok bilgi tartışılıyor. Hem de biliyorsunuz iddianameler ortada, şüphelilerin ifadeleri ortada. Biz çok önemli bir gelişme olduğunda kendi istihbarat servisimiz nasıl diğer ülkelerdeki davaları, duruşmaları, iddianameleri, olayları takip ediyorsa diğer ülkelerde aynı şekilde. Sadece
sadece şüphelilerin ifadeleri en başından beri zaten olayın nasıl geliştiğini, ne şekilde geliştiğini, FETÖ'nün nasıl organize olduğunu, nasıl bu noktaya geldiğini A'dan Z'ye gösteriyor. Dolayısıyla böyle baktığımızda bunların iyi niyetli normal açıklamalar ya da normal izinler olduğunu söylemek tabii ki çok mümkün değil. Baktığımızda Almanya son tartışmalar ışığında Türkiye ile gerginliği artırma yolunu seçmiş gibi görünüyor. Peki ne olur? Bu fayda getirir mi? Hayır, fayda getirmez. Ben bunu hep söylüyorum. Ne Türkiye ne Avrupa Birliği böyle bir şey kazanamaz. Bir, ekonomik ilişkiler var. İki, jeopolitik ilişkiler var. Üç, Avrupa Birliği'ne müzakereleri yürüten bir ülkeden bahsediyoruz. Ve NATO açısından çok önemli bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun bir şekilde durması gerekiyor. Bir orta yol bulunması gerekiyor. Ve evet, tamam, Türkiye'nin eksiklikleri olabilir. Türkiye FETÖ konusunda kendini daha iyi anlatmak durumunda olabilir ama bu kadar anlatmaya hala bir Alman istihbarat servisinin başı bu noktadaysa bir yandan da tabii neyi kime nasıl anlatacağım sorusu da gündeme geliyor. Dolayısıyla burada artık bir soğukkanlılığın ortaya çıkması, real politiğin daha ön plana çıkması ve hem Avrupa Birliği'nin başta Almanya olmak üzere hem de Türkiye'nin gerçek bir politika üzerinden çıkarlarını ön plana çıkarması gerekiyor. Bu şekilde gelerek hakikaten ilişkiler çıkmaza gidebilir. Tekrar söyleyeyim, iki terör örgütü olsa Almanya'yı can evinden vursa bu terör örgütleri, Türkiye'de bu terör örgütlerini bu şekilde savunsa Almanya hakikaten herhalde ortalığı birbirine katardı. Şimdi gözler bir yandan da Amerika'da olacak. Görüşme muhtemelen 16 Nisan sonrası yapılacak. Bu yönde bir açıklama gelmişti. Fransa'da Le Pen'in yeğeni de laf yetiştirmekte pek geri kalmıyor. Teyzesinden ve dedesinden. Böyle sağa sola tweet atan. Evet, bayağı bir sosyal medyada etkin. Türkiye'de hedefinde olmaya devam Fakat ediyor. Fakat Ebru, ben gerçekten bu işi anlamadım. Yani Nisan'da ve Mayıs'ta galiba Almanya'da ve Fransa'da evet seçimler tabii, var. Arka arkaya o seçimler de izlenecek Hollanda'dan sonra. Evet, sonbaharda Almanya'da ve daha yakında Fransa'da seçimler seçim var. Ben bu işi anlamadım. Yani bu Almanya'daki bu durumu anlamadım. Şimdi bakın, Alman İçişleri Bakanı çıkıp, yani bir siyasi temsilci çıkıp deseydi ki, yani biz Türkiye'nin eleştirilerini ve bir takım ortaya attığı iddiaları anlamaya çalışıyoruz. Bizim önemli bir müttefikimiz. Fakat bize biraz daha böyle somut, daha elle tutulur ve bir takım daha kuvvetli delillere ihtiyacımız var gibi bunu formüle etselerdi belki. Yani burada Almanya'nın daha dikkatli, yani Türkiye'nin hassasiyetlerini de anlamaya çalışan bir pozisyon aldığını düşünebilirdim. Fakat hiç adetten olmayan bir şey yapıldı. Yani bir istihbarat kurumunun başkanının, yani Avrupa gibi bir ülkede, yani bu İran'da falan, yani Orta Doğu ülkelerinde istihbarat kurumları adına böyle farklı farklı açıklamalar doğrudan yapılıyor da, bir Avrupa Birliği ülkesinin istihbarat kurumunun başkanının açık bir kaynaktan bütünüyle, yani bu FETÖ denen yapıyı, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü bu yapıyı, hiçbir şekilde terörle ilişkisi yoktur, bu Türkiye'de yaşananlarla alakalı değildir, bütünüyle böyle işte dershaneler, eğitim kurumlarıyla meşgul olan bir yapı gibi gördüğünü ilan etmesi, bir kere istihbarat örgütlerinin başkanları çıkıp açıklama yapmazlar. Yapılmaz yani bu. Bu yani yılda bir kere, iki kere falan olur ve kendi ülkelerin güvenliğiyle ilgili Murat hassas konularda konuşurlar. Murat Yetkin diyor ki Hakan, acaba diyor Alman istihbaratının Gülen'in dünya çapında kurduğu ağı resmen kullanmaya başlaması, o ağla organik ilişki içinde korumaya alması gibi kuşkular önemli bir arttırabilir mi? Önemli bir iddia, önemli bir şeye dikkat çekiyor Murat Yetkin. Hürriyet Daily News genel yayın yönetmeni. Bu böyle bir şey olmuş olabilir tabii. Çünkü bu yapılar ancak kullanışlı oldukları zaman bu ülkelerin işlerine yararlar. Balkanlar, Orta Asya, Afrika ülkeleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani bugüne kadar Fethullah Gülen'i, Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar Fethullah Gülen'e orada bir yaşam alanı, faaliyet alanı ve Türkiye'deki ve dünyadaki diğer yapıları örgütlemesine, planlamasına izin vermesinin nedeni neydi? Yani herhalde, yani bundan pek aşağı yukarı kimsenin kuşkusu kalmadı. Amerikan istihbarat kuruluşları istifade ettiler. Bu yapının bir takım eylemlerinden, faaliyetlerinden, çalışmalarından dünyanın diğer yerlerinde diye bunu yani tarafsız bazı kaynaklar da şey yaptılar, dillendirdiler, ortaya koydular. Demek ki yani o zaman eğer BND bunun arkasında bu kadar duruyor ise
O zaman BND ile bir acaba bir ortak bir hedef birliği mi var bazı alanlarda, ya da BND istifade mi etmeye çalışıyor diye. Çünkü İslam coğrafyasında çok etkili oldu, değil mi? Yani özellikle buralarda, her yerde, dünyanın 100'den fazla ülkesinde kurumları vardı, değil mi? Vardı. FETÖ'nün. O zaman demek ki BND de Amerikan İstihbarat Kuruluşları'nın bir dönem yapmaya ve yararlanmaya çalıştığı gibi yararlanmaya çalıştığı herhalde gibi bir kuşku ortaya çıkar. Ben Alman siyasetçilerin bu açıklamayı bir değerlendirmesini beklerim doğrusu. Yani Alman hükümetinin de görüşünü mü yansıtmaktadır bu? Yoksa bir teknik analiz mi yapıyor BND'nin başındaki kişi, şefi? Bunu merak ediyorum. Ama bu açıklanması sözler yani. Bu açıklanması ikna edemedi. Yani sonuç itibariyle teknik, bir dakika, sonuç itibariyle teknik analiz ise de teknik analiz hakikaten gene yani teknik analiz olunca o iyi teknik analiz deyip geçecek bir durum yok. Teknik analiz olarak da yapılamaz böyle bir şey zaten. Ya bu kadar belki, ve sonuç itibariyle hani siyasetçiler anlatamıyoruz, o anlaşılıyor. Ya tabii siyasetçiler ne diyecek? İyi de şimdi örnek veriyorum. Türkiye'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan böyle bir teknik analiz yapsa, bundan acaba hani Cumhurbaşkanı ya da Başbakan'ın farklı düşündüğü ortaya çıkabilir mi? Onlara rağmen böyle bir açıklama yapabilir mi genel olarak baktığınızda? İstihbarat devlet kuruluşu istihbarat, devletin istihbaratıdır. Yani demek ki Almanya'da devletin istihbaratının başındaki adam böyle bir şey düşünüyor. Yani bu ve Murat Yetkin'in, Hakan'ın da söylediği gibi, evet, sorduğu soru çok haklı. Tabii ki gündeme getirdiği soru çok haklı. Ve şunu da unutmayalım. Yani işte dibimizde yaşanıyor. Irak'ta, Suriye'de zaman zaman devletlerin, terör örgütlerini, bunun dönün 10 yıl öncesinden bahsediyorum ben. 10-15 yıl öncesinden terör örgütlerini kendi çıkarları doğrultusunda bu coğrafyada ya da dünya genelinde desteklemeleri, başka bir ülkeye karşı desteklemeleri, göz yummaları, sonrasında işte bumerang etkisi diyoruz ya, işte tam dibimizde olan bu, sonrasında dönüp kendisini vurabiliyor bugün, evet, değil 10 yıl sonra. Bakın, Almanya benim çok yakından takip ettiğim bir ülke ve yani ayda bir kez neredeyse bir faaliyet için, bir etkinlik için gittiğim, yani ziyaret ettiğim, yani iyi biliyorum Almanya'yı. Almanya'nın şöyle bir özelliği var. Bizim soydaşlarımız, yani Almanya'da yaşayan soydaşlar arasında çok derin bir bölünme, çok derin bir kamplaşma var. Yani bu Türkiye'de biz kutuplaşmadan şikayet ediyoruz ya, bu Almanya'da biz bunun 1000 katını görüyoruz. Yani Alevi vatandaşlarımız, Sünni vatandaşlar, efendim farklı dini fraksiyonlar, örgütler, kanaat dernekler, yani bu elbette çoğulculuğun çok önemli bir tarafı, ama çoğulculuk tarafından ben değil de başka bir tarafından bakmak için bunu örnek verdim. Yani bölünmüş ve parçalanmış bir Türkiye topluluğu Almanya'da, Almanya'nın daha kolay yönetebildiği, daha kolay üzerinde manipüle edebildiği bir şey oldu. O nedenle bu bölünmüşlükleri fraksiyonlarla, bir takım başka dışarıdan, içeriden müdahalelerle ayrışmaları netleştirip Türkiye'nin kuvvetli bir lobisinin olmasını, yani bir tek ses olarak, mesela Amerika'da tek ses diyemeyiz ama aşağı yukarı bir homojen bir Yahudi lobisinden söz etmek mümkündür. Yani en azından 3-4 tane büyük parçası vardır. Anti-Defamation League vardır, işte Dünya Yahudi şeyi var, konseyi vardır falan, ama bunlar İsrail'le ve Yahudilikle ilgili bir temel mesele olduğu zaman bir araya gelir, böyle bir etle tırnak gibi olur, kenetlenirler. Almanya'da ise Türkiye ile ilgili büyük ve önemli bir sorun olunca, Türkiye'nin çıkarlarını zedeleyecek bir mesele olduğunda bunların hepsi böyle dağılıyor. Kimileri işte aşırı Türkiye karşıtlığı noktasına geliyor. Kimileri, bazıları terör örgütlerinin yanında sempatizan düzeyinde kalıyor veya başka şeyler oluyor. Oysa ki bizim oradaki bütün vatandaşlarımız, dini kökenleri, etnik kökenleri, mezhepleri ne olursa olsun, asgari müştereklerde Türkiye'nin çıkarı söz konusu olduğunda hiç değilse bir araya gelebilseler, yakın durabilselerdi, kuvvetli bir, bakın yani. İçeride olsaydı dışarıda da belki yansın. Fransa'da aşağı yukarı Türklerin sayısı kadar Ermeni yaşıyor. Ermeni yurttaşı var orada. Sayısal olarak aşağı yukarı aynı düzeydeler. Biraz daha fazlalar ama güçlerine bakın ne kadar etkilidirler. Çok daha büyük bir diaspor enerjisiyle kenetlenirler ama bizim böyle bir şeyimiz yok maalesef Türkler arasında. Herkes böyle bir karşıtlık, aşırı uçlara çekilme, kamplaşma. Bir, yani
elbette farklı olabiliriz, olmalıyız da. Hepimizin aynı şeyi düşünmesini kimse bekleyemez ama birkaç konuda bir araya gelmeyi bile başaramıyoruz. Ve Almanya bunu çok kullandı, kullanmaya da devam ediyor. Ben bu FETÖ yaklaşımını, hadi Türkiye ile ilgili meseleyi bir de buradan bölelim bakalım. Hadi bakalım, madem öyle, siz bize böyle bir Nazi çıkışı koydunuz, ben de sana buradan bir yanıt veriyorum gibi algıladım. Genelde öyle. Zaten yeterince böldüm ben Almanya'daki Türkleri, fraksiyonlara ayırdım, 500 parçaya böldüm. Hadi bir de buradan sana, Nazi dediniz, al işte. Bir de buradan bir yanıt vereyim. Çünkü benim elimde böyle bir argüman var, böyle bir şey var, araç var, bunu kullanabilirim diyor. Yani Murat Yetkin yazdı dedin ya, biraz farklı bir boyutuyla ben de onu Almanya'daki doğru durumu anlatmaya çalıştım. O da Alman istihbaratının bir organik bağı. Çünkü hani askerler, FETÖ'cü olduğu üzerinde iddia edilen askerlerin Almanya'dan sığınma talebi etmesi, oradaki yapı, bütün bunlara işaret ederek. Alman istihbaratı Türkiye ile ilgili konularda etnik, bakın altını çizerek önemli bir şey söyleyeyim. Keşke böyle olmasaydı, buna üzülüyorum. Çünkü ben Almanya'yı Türkiye'nin bir dostu olarak görmek isterim. Öyle de gördüm uzun yıllar boyunca. Etnik ve mezhepsel meseleleri kaşır Alman devleti daima Türkiye ile ilgili veya Almanya'daki Türklerle ilgili kaşımıştır. Ve bu politikalarında maalesef bir süre daha devam edeceği izlenimini uyandırdı bana. Doğrudan kafadan Türkiye'yi cephe almak demektir bu BND'nin açıklaması. Fatih Çekirge Başbakan'ın açıklamalarını söylemiş. Öyle bir diyalog sohbetten bir bölüm aktarmış. Başbakan Almanya ile durum nasıl gidiyor diye sorulmuş. Almanya ortamı germeye devam ediyor. Baksanız Alman istihbaratının başkanı ne diyor? Eğer Alman istihbaratının başındaki adam buysa Almanya'nın vay haline. Şimdi anlaşılıyor gelen geçen nasıl dinlemiş Almanya'yı. Ne diyor sözüm burasından bir de espri yapıyor diyor Fatih Çekirge yazısında. Adamın FETÖ'den haberi yok, ayakta uyuyor. Heyettekiler de bu espriye gülüyor. Ben bir sonraki Der Spiegel'in kapağında da buradan bir çağrı yapıyorum. Der Spiegel'daki editörlerimize, yani daha doğrusu meslektaş Alman istihbaratının NSU davasındaki ve Nazi nefretiyle tetiklenen yabancı cinayetlerindeki rolünü de bir soruştururlarsa, ortaya koyarlarsa biz bu tarafını bir merak ediyoruz mesela. Ben o davanın gidişatını takip ediyorum. O dava bitmedi bir türlü. NSU davası ve davanın tanıkları, davanın önemli isimleri birer birer ölmeye devam ediyor. Ben Der Spiegel'den böyle bir kapak beklerim. Yani bir ara versinler Erdoğan ve Türkiye ile ilgili kapak yapmaya. Bir de bu kendi meselelerini bir ortaya koysunlar bakalım. Ben bunu çevirtelim ve biz de burada yayınlayalım, takip edelim, aktaralım. Türk kamuoyu da bunu merak eder. Yani soydaşlarını katletme noktasında motive olmuş olan yeraltı Nazi örgütlerinin nasıl cinayetler işlediğini ve bunu Alman devletinin bazı unsurlarını nasıl kapatmaya çalıştığını ciddi olarak bir tartışalım bakalım. Şimdi G20 toplantısından da biraz hani böyle sonuçlara bakıyorum. Orada da ciddi bir ekonomik savaş, bu korumacılık, Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki ticari savaş artabilir. Artık herkes kendi ekonomisinde kendi büyümesini gözettiği için dünya ile entegrasyon yerine global dünya, küresel ekonomi yerine daha korumacı bir ekonomiye adım atılabilir. Bu da dünya ekonomisini ve ekonomiyle beraber dünya siyasetini değiştirebilir. Bunun işaretlerini Trump'la Merkel görüşmesinde aldık. G20'den de böyle hani dünyayı rahatlatacak mesajların gelmediğini anlıyoruz. Evet. Mesela Moody's Cuma gecesi de Türkiye'nin görünümünü negatife çekti. Oradaki sıralamada önemli, yani reformlarla bu attığınız adımları ekonomide destekleyin. Enflasyon çift haneli, kamu harcamaları artıyor uyarıları var. Hani objektif okunabilir ve geleceğe bakılabilir ama hani sürpriz bir karar da yine başka tarafıyla sorgulanıyor tabii. Yani ekonomi kısmı da bütün bu ilişkilerle, bütün bu tartışmalarla beraber daha çok sorgulanır hale gelebilir. Dünyada siyasi olarak büyük bir milliyetçiliğin yükseldiği bir dönem, bir popülizmin yükseldiği bir dönemde. Aynen. Medeniyetler kökü olarak ortak noktadan yükselen ülkelerin bile Brexit'ten İngiltere'nin ayrılması, Brexit kararıyla Fransa'daki işte biz Fransa'yız, Fransa diye öne çıkmaya başlamaları, Merkel'in yüzüne bile bakmaması Trump'ın, yani sonuçta Batı ittifakının, Batı medeniyetinin önemli ülkeleri. Ama bakın burada popülizm ve milliyetçilik dalgasıyla uluslara dönüş, küreselleşmenin ciddi sorgulanması. Tabii. Ve önce benim şirketim, yani önce bir Amerikan şirketi, önce bir Alman şirketi, önce bir Fransız şirketi ve markası gibi, orada bir daha dar bir yorumla
yeni bir ticaret savaşının ve bir ekonomik, dünyada bir yeni ekonomik savaşın çıkacağının işaretleri var, emareleri var. Bunun için daha güçlü olmak zorundayız. Daha reformlarla, daha kendimizi güçlendirerek. Bu Türkiye'nin lehine olabilir yalnız. Her anlamda. Buna dikkat etmek lazım. Yani Türkiye akıllı davranabilirse bunu fırsata çevirebilir. Aksi halde Amerika ile Avrupa arasındaki bu transatlantik anlaşması Türkiye'nin ekonomik olarak mahvolmasına neden olabilirdi. Doğrusu oradan dönülmüş olması Türkiye'nin bir anlamda Türkiye için daha iyi oldu diyebilirim. Ama Türkiye hangi pozisyonda bu savaşa katılacak? Hangi bu savaş ortamını hangi pozisyonda karşılayacak? Bu çok önemli. Güçlü karşılamak durumunda reformlarla. Şu anda yeterince de güçlü değil ama Türkiye'nin evet. ekonomisini çok daha sağlam temellere oturtması lazım. Evet, reformlarla. Kırılganlıklarını minimalize edip yapısal reformları hızlandırarak bir an önce ajandasına, pozitif ajandasına dönmesi lazım Türkiye'nin. Yani şu anda nefes verildi ama bu nefeslerin bir daha teşvik gerekmemesi için, kalıcı hale gelmesi için uzun vadeli, orta ve uzun vadede reformlarla desteklenmesi lazım. Bunda hemen yapılması lazım. Merkel Amerika'daydı. Şimdi Amerika'dan Gülen'in iadesi isteniyor. Bu süreçte Amerika'nın tavrı ne olacak? Trump'la Merkel pek anlaşamadı galiba. Trump sürekli Merkel'e duymazdan Trump'la, geldi. Trump'la Merkel'in kimyası tutmaz. Bilmiyorum Hande ne diyecek ama benim izlenimim, ilk izlenimim bunların kimyasının tutmayacağı şeklinde. Zaten siyaset olarak, siyasette ekol, yani farklı ekoller var ya, davranışlar olarak da bunu görüyoruz. Yani Trump'ın temsil ettiği ekolle, bu bir ekolse eğer, stil, tarz diyelim, Merkel'inki 180 derece farklı. Ve bu kimyanın pek tutacağını sanmıyorum. Yani eğer beni yanıltmıyorsa izlenimim. Daha sonraki görüşmelerde de buna benzer bir hava gider gibi görüyorum ben. Sen nasıl buldun Trump'ın duymazdan gelmesini, Ivanka Trump Merkel'in yanına? Ben bir önceki başlıktan başlayayım müsaade edersen Evru. Şimdi Avrupa Birliği içindeki ilişkiler, Avrupa Birliği'nin geleceği birinci soru işareti. İkincisi Amerika-Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri-Avrupa Birliği ilişkileri. Üçüncüsü burada tabii Rusya'nın durumu, Çin'in durumu. Milliyetçiliğin yükselmesi, pastanın daralması, bir ekonomik savaş ve bununla birlikte Türkiye'nin nasıl ön plana çıkacağı. Şimdi bu referandumdan sonra neticesi ne olursa olsun bir takım tartışmaların geride bırakılıp eğer küresel boyutta bakacaksak bir an önce Türkiye'nin reformist kimliğine geri dönmesi gerekiyor. Bir arada durarak reformist kimliğine geri dönmesi gerekiyor. İkincisi Türkiye'nin öyle ya da böyle Avrupa Birliği'ndeki ya da batıdaki ya da doğudaki fark etmiyor. İmajını hem düzenlemesi hem de yeniden anlatması gerekiyor. Biliyorum işte ben de kendimle söylüyorum, daha adam bu açıklamaları yaparken BND'nin başkanı daha ne anlatılacak diye, ama gerek adımların atılması, reformist kimliğin geri kazanılması ve sonrasında da imaj yenilemesiyle birlikte Türkiye'nin işte terör örgütleri, buna karşı yürüttüğü mücadele, mülteciler konusunda yaptıklarını da tüm dünyaya sil baştan bir kere daha gene mi anlatacağım demeden anlatması, lobicilik faaliyetlerini, aynı zamanda basını yanına çekmeyi de becerebilmesi ve yapabilmesi gerekiyor. Çünkü hoşumuza gitsin gitmesin ama dünyanın, dış politikanın, diplomasinin genel gerekleri bunları gerektiriyor. Sadece bu değil. Tabii kendi içimiz açısından da baktığımızda demokrasinin ön plana çıkması, reformların ön plana çıkması, daha iyi yaşam koşullarının oluşması hepimizin arzu ettiği nokta. Bunun altını çizelim. Trump ve Merkel'e gelince evet ben de katılıyorum. İkisinin birbirine uymadığı görülüyor. Zaten sadece görülmek değil, A'dan Z'ye bütün haberlere, görüntülere, diyaloglara da yansımış vaziyette. Hande, yargıda son ihraç kararları da var. 202 hakim ve savcı SYK tarafından açığa alınmadan doğrudan ihraç edildi. Önemli davaların hakim ve savcıları var gördüğüm kadarıyla bu listede. 202 hakim ve savcıdan bahsediyoruz. Şimdi FETÖ mücadelesi çerçevesinde belli ki bazı kararların alınmaya devam ettiğini görüyoruz. Kararnamelerle bir takım iadeler de oluyor ama orada şunu söylemek lazım. Bir komisyon kurulmasına karar verilmişti bu ihraçları incelemek üzere başvuruların yapılması neticesinde. Komisyon yanılmıyorsam hala kurulmadı. Şunu söylemek lazım, yani komisyonun bir an önce kurulup bir an önce hayata geçip bir an önce de bu başvuruları incelemesi gerekiyor. Bu da gerekli. Diğer taraftan da mücadelenin sürdüğünü görüyoruz. Tabii asıl FETÖ'yle mücadele konusunda gözler
Davalarda iddianameler Adanzai'ye çok dikkat çekici, çok önemli. Çok büyük kısımdaki şüphelilerin doğrudan itirafları, FETÖ terör örgütü içinde nasıl yetiştikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nasıl ele geçirdikleri, o gün 15 Temmuz hatta daha öncesinden başlayarak yani 5, 6, 7, 8, 9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara'nın çeşitli semtlerinde tuttukları evlerde yaptıkları toplantılar, bu toplantıların içerikleri ve benzeri var. Ama hala çok önemli kilit isimlerin iddianamedeki ifadelerinde şüphelilerin konuşmadıkları görülüyor. Dolayısıyla onların söyleyecekleri, özellikle dava duruşmalarında söyleyecekleri çok dikkat çekici olacaktır diye düşünüyorum. Ve belki yeni ifadeler ışığında da yeni tespitler, yeni görevden almalar ve örgütle mücadelenin farklı bir boyutu da ortaya çıkacaktır. Alman istihbaratının şefinin yaptığı açıklamalar FETÖ konusunda. Yine Frankfurt'taki yürüyüş, Fransa'dan gelen açıklamalar seçimler yaklaşırken ve G20'den korumacılığın kaldırılması taahhüdü kaldırıldı. Yani korumacılığın önüne geçilmesini öngören taahhüt kaldırıldı. Tüm dünyada milliyetçilik ve tüm dünyada kapalı ekonomi tartışması devam ederken bütün bu tartışmaları yaşıyoruz. Gelen açıklamaları konuştuk. Öyle giderse küreselleşme denen şey... Oraya veda ederiz. Küreselleşme. Aynen öyle. Farklı bir yere dönüşür o. Yani dominant hakim güçlerin, baskın güçlerin daha da hakim olacağı bir yere gider. Bundan Amerika kazançlı çıkabilir. Çin farklı etkilenir. Avrupa zarar görür bence. O yüzden çok daha güçlü olmanız gerekiyor. Türkiye'nin de arada sıkışıp kalmaması için çok akıllı izlemesi lazım. Çok yani daha güçlü olmanız normal bir gündeme bir an önce dönelim de dünyada ne oluyor bitiyor bunları konuşamıyoruz, göremiyoruz yeterince. Kısa bir ara verelim, ardından birkaç notumuz var, tamamlayacağız. Gazetelerden bugün çok okuyacağınız, çok duyacağınız bir haber var. İstanbul'da 5700 kuyu varmış. Düş bitmez Hakan o kuyulara, değil mi? Her an bir kuyu çıkabilir. Her an bir kuyu çıkabilir karşına. Düş bitmez. Trafik terörü yine gazete manşetlerinde. Gencecik insanları kaybediyoruz. Ağır yasta. Evet. Referandum notlarına, enstantanelerine herhalde bugün Başbakan'ın fotoğrafı girecek, öyle anlıyoruz. Erzincan, gelsin o da. Erzincan'ı biliyorsun Sayın Binali Yıldırım Başbakan. Orada Kayıköy'de. Ben Hürriyet'te Fatih Çekirge'nin röportajını da çok keyifli buldum. Orada güzel şeyler aktarmış. Fotoğraf çok çarpıcı. Fotoğraf güzel. Bütün gazetelerin manşetinde bugün evet. O fotoğraf var. Cihanda bir kuzu var. Bu arada bugün İstanbul'da çok büyük bir zirve var. Uluslararası futbol zirvesi Ebru. Dünyanın dört bir yanından futbolun önde gelen isimleri buluştular. Göksel Gümüşdağ, Türkiye Kulüpler Birliği bunu hazırladı. Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı bir zirve. Futbolumuz da problemler içeriyor. Yani hem mali açıdan hem başka konular var. Onları da onun da konuşulduğu bir zirve olacak bugün gün boyunca. Fotoğraf da geldi, kuzu evet. Şeker. 16 Nisan'ın görüntülerini. Yalnız Doğu ve Güneydoğu'da biliyorsun. Bir de evet. Kara kışı. Antalya'da deniz, Doğu'da kar. Dört mevsim bir arada Türkiye Mart'ta görüntüsü edebiliriz. Olarak da yansıyor. Doğu'da ve Güneydoğu'da Mart hala kışın bir parçası olarak devam ediyor. Fotoğraf güzel. Güzel. İyi bir hafta olsun. Teşekkür ederim. İyi haftalar. Yarın sabah 9'da görüşebilmek umuduyla.